Ben çalıştığım markette 3 ayları tutmaya başlamıştım. Sonra 3 ayların bitiminde baktım herhangi bir sağlığıma bir zararı yok. Herhangi bir bunu bir efendime söyleyeyim bir zayıflama herhangi bir art niyetle de tutmadım. Baktım sağlığıma da zararı olmadığı için ben buna devam ettim. Ondan sonra da böyle hani ben 3 ay, 1 ay falan, 1 sene falan tutacağım diye tutmadım. Ama nasıl geçti seneler şu anda da 30 yılı buldu. Ama Rabbime şükürler olsun böyle bana güzel bir nimeti bahşettiği için çok mutluyum, çok huzurluyum. Zaten Ramazan ayı ibadetlerin en meşakkatlisi ve en zahmetli olanı. Bir de şimdi günler çok uzun. Tabii ki ben alışığım ama diğer insanlar için de şunları söyleyebilirim. İşte şu diyetisyen şunu söylüyor, şu efendimiz gıda şeyi şöyle söylüyor. Bunlara artık bence inanmayın. Kişinin doktoru zaten kendisidir. Doktor karşıdaki insana bir reçete sunar. Bunu yapacak olan karşıdaki insandır. Herkeste bir irade, herkeste bir akıl var. Zaten Ebu Darda Hazretleri bile ne diyor? Ben ibadetten en zevk aldığım zaman aç diyor, karnımın diyor sırtıma dayandı. Zaten oruçlu insan ibadeti güzel yapar. Mesela örneğin midesi dolu olan bir insan spora gittiği zaman bile sporu güzel yapamaz. Aynı şey ibadetini de. Ben onun için diyorum ki hiç olmasa tabii ki şimdi Ramazan arefesindeyiz. Yarın da Allah kısmet ederse Ramazan'a kavuşacağız. Ama ben her zaman da diyorum bir Ramazan'da değil, inanın her Ramazan günü yaşadığımız gibi diğer günlerinde yaşamasını istiyorum. Hani nasıl günler geçiyor anlamıyorum. Şimdi ben yarın da Ramazan'a o insanlara gireceğim için o şevk, şuur bana böyle bir güzellik atacak. O maneviyatı ben de yaşayacağım. Bak şimdi yarın teravih var. Nasıl gideceğim, nasıl koşacağım? Onun şey, hevesi var bende de. İnanın bu coşku bambaşka. İlginç geldi tabii. 30 sene hani biz bir ay bile Allah'a şükür tutuyoruz orucumuzu ama bir ay bile zorluyor. Bir ay oruç zorlarken 30 sene oruç tutmak ilginç, enteresan geldi. Onun için dikkatimi çektiği için okumuştum haberi de zaten. Peki gelip tavsiye alıyor musunuz? Nasıl oruç tutuyorsun Osman abi? Bize de bir şey, kolaylıkların için bir fikir ver diyor musunuz? Ya onunla ilgili hani 30 senedir ben tutabileceğimi düşünmüyorum açıkçası ama Osman abinin dualarını her zaman alıyoruz. Her geldiğimizde sağ olsun okur, bize de okur. Müşterilere de güzel temennilerde bulunur her zaman. Yani tabii dini tavsiyeler veriyor. Oruç tutmanın faydalarından ben daha önce sormuştum yani abi 30 senedir tutuyorsun, ne gibi faydaları gördün diye. Yani bütün fiziki olsun, manevi olsun faydalarından bahsediyor.